Merhabalar. Bir önceki videomuzda sınavlar ile ilgili bilgi vermiştik. Bu videomuzda ise not defteri bölümünü öğreneceğiz. Not defteri, eğitmenin ders verdiği sınıflarında yer alan öğrencilerine vermiş olduğu ödev, sınav veya benzeri notları izleyebileceği bölümdür. Sınıf ana sayfasından sol tarafta yer alan not defteri bölümüne tıklıyoruz. Not defteri tablosunun ilk kolonu sınıfta yer alan öğrencileri, diğer kolonlar ise her biri ayrı bir not başlığı olmak üzere o sınıfta notlandırılacak başlıkları içerir. En sağdaki kolon ise her bir öğrencinin ve en alttaki satır ise sınıfın ortalama notunu gösterir. Beyaz pano altında ödev verdiğinizde veya sınav oluşturduğunuzda sınav veya ödevle ilgili not defteri altında sistem tarafından otomatik bir kolon oluşur. Notlandırdığınız öğrencilerin ilgili ödevden veya sınavdan aldıkları notlar otomatik olarak bu alana aktarılır. Öğrencilerin ödevlerden veya sınavlardan aldıkları notların not defterinde görüntülenmesi için ödev veya sınav oluştururken ödevin veya sınavın notlandırılması ile ilgili seçim mutlaka yapılmalıdır. Bunların dışında sınav ve ödevlerden bağımsız olarak sınıfınızda notlandıracağınız başka konular ile ilgili olarak not defterine ilave not başlıkları ekleyebilirsiniz. Bunun için not defteri sayfasında yukarıda yer alan yeni not başlığı bölümüne tıklanmalıdır. Şimdi yeni bir not başlığı oluşturalım. Bu not başlığı öğrencilerin performans ödevlerinin notlarını içersin ve açılan pencerede not başlığı bölümüne notlandıracağımız konu ismini yazıyoruz. Bizim konu ismimiz birinci dönem birinci performans ödevi olsun. Not değeri bölümüne bu konu için alınabilecek en yüksek not değerini giriyoruz. 100 olarak girelim. Ağırlık bölümünde bu notun öğrencinin yıl sonu not ortalamasındaki ağırlığı belirlenir. Biz %10 olarak belirleyelim. Eğer ağırlık bilgisi doldurulmazsa sistem otomatik olarak her bir not başlığının ağırlığını eşit olacak şekilde ayarlar. Kaydet butonuna basalım şimdi. Not defterinde eklediğimiz başlığı bulalım. Eğitmen her bir not başlığı için ayrı bir ağırlık belirler. Normal şartlarda sistem %100 ağırlık tablo üzerinde yer alan not başlıkları arasında eşit olarak dağıtır. Eğer herhangi bir not başlığının ağırlığı manuel olarak değiştirilirse, bu durumda sistem tüm ağırlıkları sıfırlar ve eğitmenden diğer not başlıkları için yeni ağırlıklar girmesini ister. Toplam ağırlık %100'ü geçemez. Ağırlıkları manuel olarak belirlemek için tablonun ilk satırında yer alan herhangi bir not başlığının yanındaki kalem ikonuna tıklamanız yeterli. Tıklayalım. Açılacak pencerede ilgili not başlığının ağırlığını belirleyebilirsiniz. Ağırlık kısmını %20 yapalım. Kaydet diyelim. Ağırlığı %20 olarak ayarladığımızda diğer başlıkların ağırlıkları da otomatik olarak %100 ağırlık dilimine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şimdi bazı başlıkların ağırlıklarını değiştirelim. Bu ağırlıkları kendi notlandırma sistemimize göre değiştirelim. Birinci sınavın ağırlığı %20 olsun. Birinci sınavı buluyoruz. Kalem ikonuna tıklıyoruz. Ağırlık bölümüne 20 yazıyoruz. İkinci sınavın ağırlığı %20 olsun. Üçüncü sınavın ağırlığı da %10 olsun. Böylece sınavlarımızın ağırlıklarını değiştirmiş olduk. Eğitmen uygun görürse notları öğrencilere yayınlayabilir. Notların yayınlanması için her kolonun en son satırında yer alan yayınla kutusunun işaretlenmesi gereklidir. Notlar bir kere yayınlandığında bu işlem geri alınamaz, ancak eğitmen tarafından daha önce verilen notlarda değişiklik yapılması mümkündür. Eğitmen dilerse tablonun hemen üstünde yer alan Excel'i aktar tuşuna basarak not değerini Excel ile uyumlu bir dosyaya çevirip bilgisayarına indirebilir. Şimdi Excel'i aktar butonuna basalım. Excel şeklinde not tablomuz bilgisayarımıza inmiş oldu. Açıyoruz. Eğitmenler bu şekilde öğrencilerin not defterindeki not değerlerini Excel'de de görebilirler.
Bu videomuzda not defteri ile ilgili bilgi verdik. Hoşça kalın.